Şimdi arkadaşlar neredeyim? Bakın akşam olmuş, saat kaç olmuş, her yer karanlık. Onur gene uğraşıyor. HP'nin 301 numaralı yazıcı kartuşları. İnsanlar düşünebiliyor musunuz? Yani bu boş kartuşları bile satıyor ve alanı da var ve ben de aldım, yani gördüğünüz gibi alanı da var. Neden alanı var? Normalde ben mürekkeplerini satın almıştım ben ayrıyetten. Ve mürekkeplerini dolduracağım kartuşum gerekiyordu. Benim kartuşum, yazıcının üstünde gelen kartuş bozulmuş. Çünkü adam önceden doldurmuş falan. Şimdi geçen günlerde böyle bir set sürüyordum. Ama böyle sağdan, yani doğru şeridimden sürmüyordum. Soldaki şeritten aynı bu yöne doğru gidiyordum. Yani yanlış şeritteydim. Ve böyle giderken şuradan yandan bir araba çıktı. Ama böyle şeyden değildi. Daha böyle bodrum katından çıktı araba. Ve adam sadece buradan bisiklet bu yöne gittiği için işte ters yöne bakmamış. Hani ters yönden ileri doğru gittiğim için adam benim tarafıma bakmadı. Arabayla çıktı. İnanır mısınız? Tam şu bacağımın, sol bacağımın dibinde adam son anda gördü, frene bastı. Çünkü o sol tarafa doğru bakarak gidiyordu. Ben sağ tarafından geliyordum. Bisiklet daha iyi olsanız ters şeritten sürmeyin yani. Müthiş bir yaprak. Dökülme sezonu, sonbahar. Çok güzel bir ortam, şahane. Çalışma izimi almaya gittim. Yerden geliyorum. Devlet binasından yani. Nasıl bir sıkıntı oldu? Şimdi ben randevu aldım. Sadece bu şey kaydı için. Çalışma izimi alabilmek için, üniversiteye başlayanlar için böyle bir sistemden bir randevu aldım. Ve o randevuda sadece o işlemi yapıyorlarmış. Ben dedim ki hani gitmişken hem adresimi de kaydettiririm. Bu yeni yere, yeni şehre taşındığım için. Hem ikisini beraber yaptırabilirim diye düşündüm. Çünkü Esen'de aynısını yapmıştım bir önceki şehrimde de. Aynısını yapmıştım ve aynı anda ikisini de yapmışlardı. Bu sefer de aynısı olur diye düşündüm. Olmadı. Olmadı. Peki ne oldu? Beni geri gönderdi. Hiçbir şey yapmadı. Yani hiçbir şeyimi değiştirmedi. Her şey sıfırdan geri başladım. 1,5 aydır bu randevunun gelmesini bekliyordum. O yüzden biraz üzgünüm. Şimdi 1-2 ay daha işsiz kalacağım. Bakalım neler olacak. Bence oradaki çalışan adam biraz şerefsizliğine yaptı. Şuna bakın ya, ne yapmışlar buraya? Burası böyle, burası böyle, orada bir çalışma. Mahvetmişler her yeri. Arkadaşlar, inanır mısınız? O kadar şanslıyım ki, şimdi benim yapmadılar değil mi işlerimi? Eve geldim, kayıt için, devletten kayıt için şey aldım, randevu aldım. Ve iki büro da yan yana. Bugünkü gittiğim büro da yan yana. Diğer benim adres kaydı yapacağım büroyla. Şimdi oraya bir randevu aldım. Sonradan 10 dakika geçmedi. Bugün gittiğim benim evraklarımı, işlerimi halletmeyen yerden bir daha randevu bakayım dedim. Bir baktım. Aynı bir saat sonra bir randevu var. Normalde bir ay sonraya anca buluyorsunuz. Oraya gideyim diyorum. Yemeğimi şimdi konteynerime koyacağım. Gideceğim binanın önünde yiyeceğim. Çünkü tren geç kalabiliyor. Vay be, çok mutluyum arkadaşlar. Şu an aşırı mutlu oldum.
Şöyle pirincimizi dolduruyoruz. Buhara bak. Randevu işleriyle uğraşırken de tavuğumu falan yakmışım. Kara olmuş biraz. Soğan muğan atmıştım. Onlar hep yanmış. Bu arada eğer Duisburg'a gelirseniz ya da herhangi bir şehire giderseniz önce şehre kayıt olun. Ondan sonra diğer işlemlerinizi, çalışma izninizi falan almaya gidin. Direkt ikisini birden yapmıyorlarmış. Tekrardan sabahki yere tekrardan geldim. Arkadaşlar umarım şimdi işimi halledebilirim. Arkadaşlar inanmazsınız. Bütün saçmalıklar üstü. Şurada bir oturayım. Saat 2'deki randevuma kadar bir yemeğimi yiyeyim yani. Pasaportunun boş sayfaları dahil tüm sayfalarının kopyasını alman gerekiyor yazıyordu belgelerde. Ben de onu önemsemedim. Sadece ismimi yazan yerin kopyasını aldım gittim. Sonra kadın baktı. Dedi ki olmaz dedi. Bundan kopyasını alman gerekiyor. Dedim nerede alabilirim? Dedi şurada ileride bir fotoğrafçı var dedi. Oradan alabilirsin dedi. Ondan sonra çıktım gittim. Neyse fotokopileri yaptırdım. Gittim verdim. Bu sefer kimliğimin evde ben fotokopisini çekmiştim. İkisini de ön bir arkasını bir önünü çekecektim diye ikisinin de ön tarafının kopyasını çekmişim. Ben de sanıyorum ki o tamam. Neyse. Ondan sonra kadın dedi ki bunu da yaptırman gerekiyor dedi. Dedim aha gene mi gitmem gerekiyor? Evet dedi göndermem gerekiyor dedi. Ondan sonra unuttu herhalde bir şeyler oldu. İşlemlerimi tamamladı. Ondan sonra aldı bütün her şeyimi. Daha da verdi bütün kağıdımı. Kayıt belgemi falan. Şimdi diğer randevumu bekliyorum. Burada da çalışma iznimi alacağım inşallah olursa. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şansa bir şekilde bütün işlemlerimi hallettim. Diğer şey için de bakın şurada gireceğim. Şurada bayağı bir insan da sırada bekliyor. Şimdi burada biraz oturuyorum yemek yiyeceğim. Burada yemeğimi yedim. Çöpüm var. Şimdi şuraya doğru yavaştan gidiyorum. Çöpü atacağım. Oradan sonra da içeri girmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar şey düşündüm. Yani düşünebiliyor musunuz? Az önce bir video izledim. Dijital göçebeler için. Adamlar Hollanda'da yaşayan, Almanya'da yaşayan hepsi Bali'ye falan gitmişler, kaçmışlar. Diyorlar ki yani Almanya'da diyorlar 12 aydan 8 ay soğuk, 4 ay sıcak diyorlar. Böyle bir havada hiçbir şey yapamıyoruz falan filan diyorlar. Bu yüzden buradayız diyorlar. Şey düşünüyorum yani ben burada da çalışma izni almaya çalışıyorum. Millet buradan düşün Avrupa vatandaşı ve kaçıp gidiyor. Yani şeyi düşündüm de çok saçma yani. Düşünsenize insanlar yani buradaki her şeye sahip Almanya vatandaşı. Her şeyi yapabiliyorlar. Ben burada sırf çalışma izni almak için kaç saat uğraşıyorum ve stres, sıkıntı, o evrak, bu evrak. Yani boş. Olmadı arkadaşlar, alamadık. Bugün kaydı yaptığım için daha Esen'den buraya bilgi gelmesi gerekiyormuş falan filan. Bayağı uzun sürecek dediler. Bir iki ay daha süren dediler. Beklemeye devam. Benim şimdi bütün evraklarım Esen'de ya. Başka bir şehre taşındığım için Esen'den buraya gelmesi gerekiyormuş. Olayları uzun sürebilir. Belgeler gelince sana mail atacağız falan dediler. Şu anlık böyle yani sistem ne yapacağımı bilmiyorum. Bu sefer de olmadı. Oldu sanıyordum ama olmadı. Bir ay daha beklemem lazımmış sanırım. Esen şehrindeki çalışan birini aradım. Kadın dedi ki mail at dedi. Belki işlerin hızlanır dedi. Yoksa dedi beklemen gerekiyor falan filan. Sıkıntı yani hala. Bir şey çözemeyince böyle sinir oluyorum. Yani bir de bugün 2-3 defa gittim oraya. Uğraştım sabahtan beri. Git gel git gel olmadı. Başaramadık. Neyse ki arkadaşlar her şeyi hallettim ve dersime gidiyorum.
egzersiz dersim var matematiğin, ona gidiyorum. Artık kafama takmayacağım. Çünkü kafama takınca da çözüm bulamıyorum. Sonuçta sadece zamana ihtiyacım var. Ve şu anda tek yapmam gereken eve gidip Esenli'deki yabancılar dairesine bir mail göndermek. Ve ondan sonrası onlara kalmış. Ve ders biter, egzersiz biter. Bu fakültedeydim. Hava soğudu. Kış geldi, kış. Derse girdim çıktım ama hala aklımda o var ya. Gerçekten nasıl böyle isteyerek gittiysem, o belgeyi almak istediysem alamadığım için çok üzgünüm. Ben zaten hep diyorum videolarımda. Yani ben bir şeyi kafaya koyunca o gün onu yapmam lazım. Ama zaten bu önemli bir şeydi. Bu öyle es geçirebilecek bir şey değildi. Çalışmayızdı yani. Ben iş bulmayı düşünüyordum. Yani para kazanmayı istiyordum. Olmadı.